Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda günümüz insanlarının mutlaka hakkında bir şeyler bilmesi gerektiğini düşündüğümüz 7 icadı bir araya getirdik. Hadi başlayalım. Collins Barrier Bolli. Tahliye ve araba tamir servisleri herhangi özel bir ekipmana ihtiyaç duymadan araçları kısa mesafeler boyunca taşıyabilir. Fakat olay şu ki böyle durumlarda bazen arabaların tekerlek kilitleri açılabiliyor veya bir şekilde tekerlekler zarar görebiliyor. Çoğu zaman bu ekranda gördüğünüz tarzda taşıyıcılar kullanılır. Bu araçlar tekrar tekrar ve her türlü yüzeyde rahatça kullanılabilir. Kurulumları ise oldukça basittir ve çok fazla zaman almaz. Tekerleği çevreleyen bir kafes gibi görev görürler. Güvenli bir şekilde sabitlenirler. Sonra kaldıraç kullanarak havaya kaldırılır ve böylece araba tekerlekleri askıda kalmış olur. Sadece metal çubuğu taşıyıcıya yerleştirip vinç kancasını ona takmanız gerekiyor. İmalatçı ürüne araba tahliye prosedürlerini daha güvenli ve daha basit hale getiren iki küçük rampa eklemiştir. Çok mantıklı. Ergo disk. İnsan vücudu her daim aktif kalmalıdır. Fiziksel aktivite ve uzun yürüyüşlerle hem iç hem de dış dengenizi koruyabilirsiniz. Ama işin aslı, her modern birey fiziksel aktivitelere ayıracak zaman bulamıyor. Bazen işinizin gereği olarak aynı pozisyonda saatlerce kalmanız gerekebiliyor ki bu da sağlığınızı ve fitliğinizi negatif olarak etkiliyor. Ergo disk ise bu aktivite eksikliğinden kaynaklanan problemi çözmeye geliyor. Bu cihaz ayaklarınızın altına yerleştireceğiniz döner bir platformdan ibaret ve sık sık pozisyon değiştirmenizi sağlıyor. Üreticinin söylediğine göre bu dönüş oldukça yavaş ve nazikçe gerçekleşiyor ve bu sayede de kullanıcılar kolayca bu duruma alışıyor. Aynı zamanda işinden kopmadan fiziksel olarak aktif olmasını da sağlıyor. Daha doğrusu buna mecbur bırakıyor. İnsanlar çalışırken sağlıkları açısından az da olsa hareket halinde olmalıdırlar. Ergo disk çalışırken kaslarınızı ve bağ dokularınızı esnetirken kan dolaşımınıza da destek olur. Sabit çalışma koşullarına sahip insanlar için iyi haber. Scissor Aura. Belgeleri, kitapları ya da çizimleri taramak pek de zor bir işlem sayılmaz. Evet, ama bazen çok sinir bozucu ya da sıkıcı olabiliyor. Klasik tarayıcılar kullanım için oldukça iyiler ama bunun yanı sıra hem çok ağır hem de çok büyükler. Scissor Aura ise tarama işlemini çok ama çok daha kolay hale getiren yeni nesil bir cihaz. Özellikle de kitap eski veya yıpranmışsa. Tarama işlemini başlatmak için tek yapmanız gereken şey ise taratmak istediğiniz sayfayı açmak ve tarayıcıya yerleştirmek. Cihazın tasarımı kağıtla teması minimum miktarda tutacak şekilde tasarlanmıştır ve bir sayfanın taranması yalnızca ve yalnızca 2 saniye sürer. Scissor Aura ile aynı zamanda belgelerinizi JPEG, Word ve PDF formatına da dönüştürebilirsiniz. Benzersiz tasarımı sayesinde geniş resimli belgeleri bile taratabiliyorsunuz. Scissor Aura bir lazer yönlendirme çizgisini yüzeye yansıtarak kağıdı doğru konuma yerleştirmenize yardımcı olur. Ek olarak bütün bu prosedürlerin el kullanmadan halledilebilmesi için cihaza bir ayak pedalı ekleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda cihazı bir masa lambası olarak da kullanabiliyorsunuz. Böylece paradan tasarruf etmiş oluyorsunuz çünkü açık olduğu sürece herhangi bir şey taratmak zorunda değilsiniz. Cihaz yine de çalışacaktır. Speakeasy. Son yüzyılın tarzına uygun ve benzersiz bir tasarıma sahip olan akıllı bir hoparlör sistemiyle karşınızdayız. Komo Audio Speakeasy'leri $150 gibi bir fiyata Kickstarter üzerinden satıyor. Ki aslında tahmini satış fiyatının $350'ın altında olması beklenmiyor. Üreticileri Speakeasy'nin Google yardımcısıyla beraber çalıştığına vurgu yapıyor. Bu özelliği sayesinde ses komutları ile beraber birçok önemli fonksiyonun bağımsızca yerine getirilmesini sağlıyor. Alarm kurabilmek ve müzik çalabilmek ise onun muhteşem fonksiyonlarından yalnızca birkaç tanesi. Speakeasy ve Google Asistan'ın yardımıyla koltuğunuzdan bile kalkmadan sıfır efor sarf ederek termostatın derecesini bile ayarlayabilirsiniz. Ya da hoparlörleri evin içinde rastgele olarak yerleştirseniz bile bütün bu hoparlörler tek bir sesli asistan yardımıyla kontrol edilebilir.
Hoparlör sisteminin taşınabilirlik sağlayan otonom bir akü ile donatılması ise diğer dikkat çekici özelliklerinden biridir. Bununla birlikte şarj ettikten sonra ise SpeakEasy'yi tam 8 saat boyunca aralıksız kullanabilirsiniz. Bütün özgürlükleri sunan bu hoparlör sistemiyle artık kontrol tamamen sizde. LifePack. Ekranda gördüğünüz bavul sık sık seyahat eden insanlar için biçilmiş kaftan. Öncelikle LifePack güçlü bir gövdeye ve oldukça sağlam tekerleklere sahip. Bu da demek oluyor ki LifePack'in üzerine oturabilir, üzerinde ilerleyebilir ve hatta üzerine tamamen çıkabilirsiniz bile. Ne yaparsanız yapın kırılmayacaktır. İkinci olarak bu bavulun iç yapısı benzersiz bir tasarıma sahiptir. Biliyoruz ki siz de aradığınız şeyi valizin içinde bulamayınca sinir oluyorsunuz. LifePack'te bu durum tarihe karışıyor. Ve valizinizin içindeki her şeyi 2 saniyede gözden geçirip aradığınız şeyi o anda bulabiliyorsunuz. Aradığınız şeyi bulduğunuz anda ise valizden çıkardığınız katlı aparat aynı çubukta tekrar çantanın içine koyulabiliyor. Bu valiz oldukça kompakt boyutlara sahip ve yalnızca 3.8 kilogram ağırlığında. ...38 litrelik bir kapasiteye sahip olan LifePack valizlere sahip olmak için ödemeniz gereken ücret ise tam 300 dolar. Ne dersiniz? Bu kadar çok kullanacağınız ve bu kadar sağlam olan bir valiz için çok değil gibi sanki. Ne düşündüğünüzü yorumlar kısmına yazarsanız çok seviniriz. Nomad Espresso Makinesi. Bazı insanlar yalnızca deneyimli ve profesyonel bir baristanın leziz kahveler yapabileceğini, bu yüzden de kahve keyfini tadıyla yalnızca kafelerde yaşayabileceğini düşünür. Unitera'dan uzmanlar bu önyargıyı yıkmaya karar verdi ve bu yüzden de isteyen herkesin leziz kahveler yapabileceği bir kahve makinesi geliştirdiler. Hem de her yerde. True Crema Vibe'in benzersiz teknolojisi sayesinde gerçekten de oldukça kaliteli içecekler yapabiliyorsunuz. Parçacıkların kahvenin içine düşeceğinden endişe etmenize gerek kalmadı artık. Sistem bu parçacıkları bağımsız bir şekilde filtreliyor. Ne harika bir fikir değil mi? Kahve makinesi dışarıdan iki geometrik şeklin bir araya getirilmiş hali gibi görünüyor. Üstteki küp şekli öğütülmüş kahveler için kap görevini görürken alttaki küp ise sıcak su için kullanılıyor. Makineyi çalıştırmaya başlamak için kolu birden çok çekmeniz gerekiyor. Hem bu şekilde sürekli olarak makinenin bataryasını değiştirmekten ya da priz arama derdinden de kurtulmuş oluyorsunuz. Nomad yalnızca 1.1 kilogram ağırlığında ve yalnızca 16 santimetre karelik küçük bir alanı kaplıyor. Yani kolaylıkla gideceğiniz yere ya da işinize götürebilirsiniz. Kompakt boyutları sayesinde 7 santim uzunluğuna kadar bardak seçimi yapabilirsiniz. Papiyu Tio Home. Geleneksel elektrikli süpürgelerin problemi hepsinin en az bir dezavantaja sahip olmasıdır. Ya ağır, geniş ve kullanışsızlar ya da yeteri kadar güçlü değiller ya da çok pahalılar. Ekranda gördüğünüz Papiyu Tio isimli şirketin üretimi olan Papiyu Tio Home, evinizi her daim düzenli ve temiz tutmanızı sağlayan gerçekten de çığır açan bir buluş. Tahmini satış fiyatı 470 dolar olarak belirtiliyor fakat üreticileri Kickstarter üzerinden epey hatırı sayılır bir indirimle sizi karşılıyorlar. Papiyu Tio Home'un bir insanın evini temizlemek için ihtiyaç duyacağı tek cihaz olduğunu savunuyorlar. Bu cihaz yardımıyla çok farklı yüzeyleri kolayca temizleyebiliyorsunuz. Toz, saç katı artıklarından etkili ve hızlı bir şekilde kurtulabiliyorsunuz. Şuna bir bakın, ne kadar da pratik. Yalnızca 1,5 kilogram olan Papiyu Tio Home, diğer vakumlu elektrik süpürgelerine oranla %15 daha başarılı bir temizlik deneyimi sunuyor. En öne çıkan özelliği ise beraberinde gelen farklı farklı başlıklarla donatılmış olması. Bu sayede mobilyalarınızdan tutun da klavyenize ve yerlere kadar her yüzeyi rahatlıkla temizleyebilirsiniz. Bu cihazda en üst rafları ve masaların üzerine temizlemek problem olmaktan çıkıyor. Ayrıca Papiyu Tio'nun bir de filtreye sahip olduğunu söylemeliyiz. Bununla beraber tasarımına tozları hapsetmesinin yanı sıra dışarı saf hava üflemek gibi şahane bir özellik katmışlar. Her eve bir Papiyu Tio Home gerek desek yanlış olmaz herhalde.